Coşkun Bey, İsrail'de 7 Ekim'den bu yana sivil gönüllülerden oluşan 527 güvenlik ekibi oluşturulmuş ve İsrail Milli Güvenlik Bakanlığı da bakanlığı tarafından da gönüllülere toplam 40 bin ateşli silah verilmesi onaylandı. Gönüllülere ayrıca kurşun geçirmez, yelek ve miğfer de verileceği söyleniyor İstanbul İsrail Emniyet Genel Müdürü Kobi Şabati tarafından. Şimdi İsrail'in normal şartlarda baktığımızda ordusu var. Yedek askerlerini de çağırdı. O zaman sivillere silahtır, mermidir, miğferdir, yelektir dağıtmak ne anlama geliyor? Ordusuna mı güvenmiyor, yoksa bir kara operasyonu anında Filistin halkının direnişiyle karşılaşmaktan korktuğu için o da kendi sivillerini mi sahaya sürmeyi düşünüyor? Ne olabilir sivilleri silahlandırmasının sebebi? Bu arada 3 dakika özür diliyorum, vaktimiz var Coşkun Bey, buyurun. Korku, o korkuyu 3 dakikaya sığdırayım. Şimdi burada hani ilk başta da belki vurguladım veya vurgulamadıysam da şimdiden söyleyeyim. İsrail'in sadece bu döneme ait değil. Evvelden beri iliklere kadar işlemiş bir korkusu vardır. Ve paranoya halindedir bu. Korkak, ürkek ve asla tek gezemeyen, asla tek hareket edemeyen bir topluluğa dönüşmüşlerdir. Bunu zaten hem o asker kılıklı ortada gezenlerin verdiği reflekslerde, bunu hem de toplumunda rahatlıkla görebilirsin. Silahla yatar, silahla kalkar İsrail. Bu korkunun sebebini şöyle ifade edeyim. Tarihi bir örnekte çok, hani bugünleri de anlatan bir örnek. Malum 69'da Mescid-i Aksa yakıldı ve bana göre İslamiyet'inde sarı öküzüydü o. Orada İslam dünyasının çok sert ve ciddi bir tepki vermesi gerekiyordu. Zaten İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da kurulmasına sebep olan olaydır o. O olayda cami yakıldıktan sonra dönemin başbakanı İsrail Golda Meir aynen şöyle yazıyor hatıratında Helin Hanım. Sabahlara kadar uyumadım diyor yangın çıktıktan sonra. Çünkü Mescid-i Aksa yakılmış, daha ötesi yok. Yani İslamiyet'in en kutsal değerlerinden birini yakmışın. Üstelik orada Eyyubi'den kalma bir minber de yanmış. Ve bu bahsettiğim olaydan sonra işte başbakan aynen hatıratında şu cümleleri kullanıyor. Sabahlara kadar uyumadım diyor. Gözüme uyku girmedi. Zannettim ki diyor bütün İslam dünyası İsrail'e yürüyecek ve buraları yerle bir edecek. Gün ağardı diyor, sabah oldu, gözü açtım, bir baktım ki diyor pencereden diyor etrafta bir tane kalabalık yok. İşte o gün anladım ki diyor İslam dünyası uyuyan bir ümmet ve bizler de diyor bu coğrafyada her istediğimizi yapabiliriz diyor. Ve hakikaten de şu anki tablo bu. Ama orada vurgusu şu: sabaha kadar uyuyamaması, o korku. İşte o korku İsrail halkının tamamında yerleşik. Çünkü ne yaptıklarını bildiği için. Çünkü düşünsenize, bir metrekare hakkınız yok ama az önce sizin de sunmuş olduğunuz o 4 haritaya baktığınız zaman neler yaptığını İsrail'in çok da iyi anlıyorsunuz. Yemyeşil, yeşermiş Filistin toprakları İsrail'in bölgeye gelmesiyle birlikte bugün kızarmış, kan gönlüne dönmüş bir coğrafyaya dönüştü. Şimdi bunu yapan kim? Gözü dönmüş İsrailliler. Zerre hakkı var mı? Yok. Canileşmiş bir toplum bu işleri bugüne kadar yaptı ve yürüttü ve getirdi. Şimdi haklı olarak da büyük bir korku içindeler. Neden? Çünkü yaptıklarını biliyorlar. Ne yaptığını çok iyi biliyorlar ve bunun bir tepkisi olmasını muhakkak bir yerden bir patlak vereceği endişesini hep taşıyorlar. Ve bu nedenle de İsrail halkı korku içinde ve bu nedenle de şu an siviller silahlandırılıyor. Ama onu ilk daha bu katliam başladığı gün kuzeyde denedi, Lübnan sınırında sivilleri silahlandırdı. En son 4 köyü boşaltmak durumunda kaldı İsrail çünkü bundan bir sonuç elde edemez. Yani o silahı vermek yetmiyor, onu kullanacak ve cesaret ister, o da onlarda yok.